Burada ağlamasında herhangi bir sıkıntı yok. Burada genel sorun e, benchte ve bu konuşması içinde arkadaşlarını biraz suçlaması. Yani e, ilk defa yapıyor olsa mesela ya Acun Bey bugüne kadar tuttum kendimi ama sanırım bu takımı kurarken hata yaptım. Keşke arkadaşlarım da bir sayı aldısaydı da burada ödüle gidemeden kalmasaydık. Ben ağlamasaydım, Aziz üzülmeseydi, Osman Can'a bir şey olmasaydı bunları söylese tamam ama hem suçluyup hem de ağlayınca bir de eski şeyler geliyor aklına insanın. Bir böyle hani e, hem üzülüyorsun hem de diyorsun ki kendin ettin, kendin buldun. Ne yani. manası? Evet. Suçlar bir dille yapıyor olması bunu en sinir bozucu evet. olan bence de katılıyorum bu konuya. Ya üslubu arızalı bir kız. Ama e, yani kalbinden kötü bir şey olmadığını nedense bana bir izleyici olarak en başından beri geçirmiş bir kız. Ama üslubu da üslubunu savunamam ama yani Kızın derdini anlıyorsun 21 yaşında işte hani kazanmak istiyor kaybetmeyi yediremiyor. Kaybedince birazcık işte dilin kemiği yok her lafı atayım ağızdan diyor yani anlıyorum onu ama hani üstü bunu savunamam. Evet yani işte o zaten olay o ya birazcık aslında Hasan kaybedince de aynı kalabilmek o kaybetmeyi de öğrenebilmek yani çünkü hep kazanamazsın tamam. hayatta. Survivor'da da hep kazanamazsın yani en müthiş performansa sahip olsan da sadece sana bakmıyor olay o yüzden ne yazık ki kaybetmeyi de öğrenmek gerekiyor. Hani bu kadar sürede en azından belki birazcık daha bunu öğrenmiş olsaydı bu tepkileri vermezdi nefise ama sonrasında yine Hasan bunu yaşıyor. Barcelona'da kaybediyor değil mi Hasan? Her zaman kazanamıyor onun gibi bir şey. herkes kaybediyor Evrim Hanım. Mühim olan kaybettiğin yerden kalkabilmek. Nefsenin daha öğrenecek Yapması çok var. şey var. Hayatının daha başında maalesef kaybetmeyi bilmeyen bir kız. Kaybetmeyi de öğrenecek. Ayağa kalkmayı da öğrenecek. Ama daha İnşallah. bir kız yani. Affeden biri misindir? Affederim ben ya. Ben böyle çok şey bir insan değilimdir yani. Biraz Ertuğ gibiyim bu konularda. Yani Ertuğ'un Osmancan'ı affetmesi Ertuğ için ne diyorsun? Ertuğ'un Osmancan'ı affetmesini bir şey demiyorum. Onu kendi bilir de. insanların bu kadar Ertuğ'u eleştirmesini anlamadım. Ne oluyor diğer insanlara onu anlamadım. Yani diğer insanlara ne? İkisi arasında yaşanmış bir şey. Takdir hakkını kullanıyor. Öbür yandan adam çıkıyor. Aziz Böyle yapsaydın şöyle yapsaydın. Ya aziz sana bir laf edilirse sen kendi kararını verirsin. Milletin kararına niye karışıyorsun? Sen niye kin tutmuyorsun? Niye kızgın değilsin Osman Hayır diye ona kızıyor ne? Kızıyor Ertuğ. Hayır Ertuğrul o kadar yumuşak kalpli bir adam ki biraz da fazla yumuşak kalpli. Ona mesela şunu diyebilir. Sana ne? Evet. Seni ne ilgilendirir? Sana edildi mi bu hatırsızlı lafı Azizciğim? Hayır bana evet. edilmedi. O zaman seni ilgilendiren hiçbir şey yok. O ilk ona sana da edildi edilmiş. zannetti bu arada böyle bir hani oradan giriyordu konuya ona edilmediğini e, anlayınca ona anlayınca üzüldü çünkü evet. Aziz Bey her zamanki gibi onda sıfırların onda ikilerin adam olduğu için bir yerden bir kavgaya kalayım da bir hafta daha burada durayımın peşinde başka bir derdi yok ilk geldiği günden beri var evet. başka bir derdi Aziz'in bir kavga mavga olsun da bir hafta daha burada duralım yani bugünkü potadan kim gider bilmiyorum ama yani... sence kim gitme ihtimali daha yüksek yani, Aziz gitmez herhalde yine milletle güler'e bir kavga mavga yaptı Hmm. Cansu çok artık şey konuşmuyor. Yani. Ben Aziz de olabilir mi acaba konuşmuyor. diyorum biliyor musunuz? Bir yandan. Biliyorum. Ama yani bu kadar milletin işine karışması. Ya seni ilgilendiren bir şey yok arkadaş. Adama at denmiş. Adama ayıp edilmiş. Adam da ayıp edildiğini farkında. Lafı söyleyen ayıp ettiğini farkında. Lafı söyleyen ayıp ettim özür dilerim senden ve ailenden demiş. Yani Ömer Seyfettin'in diyet romanı gibi ne yapsın Osman kolunu kesip de er Ertuğrul'a mı versin daha ne yapacak? Yani ne ne yap yani daha ne yapabilir adam? Özür dilerim senden ve ailenden. Daha ne denmesi lazım? Ne denmesi lazım? Küfür etmemiş, bir şey yapmamış. Ben ben bir sözün ağırlığını kimden anlarım biliyor musunuz Begüm Hanım? Yalkın Bey'den anlarım. <laughs> Yalkın Bey pip bile koymamış demek ki basit bir söz ya. Ama şeyin sözlerine bir koymuştu mesela Yalkın Bey. Yusuf'un sözlerinde bir koymuştu. Sağ solu süslü sözlerim mi? ama orada aslında. Hani e, ee, bilmem ne yaptığımın atırsızları diyor. Yani aslında Dip süslü var. sözler. Bip'in kralı var hem de orada da. E, orada tabii o atırsızları lafı biraz e, duyulmuş anladığım kadarıyla. Ama ee, ben süsünü bilmiyorum Hakan Bey ben süsünü püsünü bilmem. O zaman ben yalkın Bey aşağıda ne yazarsa. <laughs> yalkın Bey aşağıda ne yazarsa ve ona inanırım. Benim pusulan bu adamdır. E i̇zle yani canım. aşağı ne yazsın yani? O dediğimizi yazsın yani? Ya, ya da 8 tane nokta mı koysun yani? Noktalı, noktalı bir şeyle yazabilir onu. Anlatabilir bana oraya. Acaba onun kuralı ne mesela? O yanlış ve kötü kelimenin bir harfini eksik yazsan ekranda verebiliyor musun mesela? Mahkemeye sinkaf diye girer o evet. kelime. Evet. Yani mahkeme kaydına öyle girer. Yani işte Allah düşürmesin oralara da ee, peki genel olarak şimdi yeni kaptanlık seçimleri de geliyor. Tabi gidecek kişi Aa, bu arada Yusuf dedi ki gidecek kişinin de kim olduğu çok önemli dedi. Oradaki Tabii. beklentisi ne sizce Yusuf'un? Ben zaten anlamadım Acun Bey'in dün sorduğu soruyu Yusuf'a. Yani takım seçsen aynılarını mı seçersin? Ya bu tamamen Yusuf'un elinde olan bir şey değil ki aldım verdim yapılıyor. Karşıdaki adam seçer senin alacağın adamları yine seçemezsin yani. O çok o anlık yapılacak bir iş. Yok yani yok. Acun abi şunu anlamadım. Şunu şu Acun abi şu mantıkla sordu. Yusuf bence orada hata yaptı. Ben olsam hayatta cevaplamam. Yusuf'un ilk alacağı kişi çok önemli burada aslında. İlk alacağı kişi. Hı -hı. alması lazım. Nefise bence. Direkt. Ama Nefise bu hafta e, özgürü geçmiş olabilir. Olursa... Nefise birinci yani. Yani. Geçtiyse ne oluyor? İki kaptan Çünkü, Yine aynı ikisi kaptan Ay, olacak. Nefis yani. Yusuf. Bence mesela %90 ihtimalle bugün çok değişik bir performans sergilemezlerse Yusuf'la Nefis'e tekrar iki kaptan olarak devam edecekler. Burada önemli olan gidecek kişi Aziz veya Barış'tan biri mi? Çünkü o ikisinin aynı takımda olması bu hafta Nefise'nin takımına kaybettiren durum oldu. İkinci seçenekte de Yusuf'un demek istediği Cansu giderse tek kalan bir Nefise'ye karşı oraya bir kadın atacak hamle yapmak lazım. Yani Yusuf'un Nefise'ye karşı iyi takım kurması için Yusuf'un hep olur da Cansu elenirse Yusuf'un hep erkek alması lazım. Hep erkek alırsa otomatikman Cansu karşıya gidecek ve Nefise tek kalmayacak. Nefise'nin tek kaldığı yerde Nefise çok oyuna çıkacak ve çok sayı alacak. Yani Yusuf bu stratejiyi inşallah düşünür. Öyle bir durum olursa. O kadar derin düşündüğünü düşünmüyorum. Survivor derin düşüncelerin oyundur Hasan Bey. Biz böyle iyi takım olduk. Ben bu takımı nasıl koruyabilirimin motivasyonuyla çıkacaktır o oraya. Ya ama bak görüyorsun enerji de önemli. Yani kırmızı takım şimdi nefise ağlıyor, laf ediyor da e, ya da kendine takımla alakalı başta bir suç buldu da Osmancan o deniz oyununda takımın ayarlarıyla oynamasaydı hı hı. orada rahat rahat belki oyunu alacaklardı ve böyle bir dert kalmayacaktı ve aralarından bir ya da eksik çıkacaktı. Belki o moralle o moralle bir aday daha eksik çıkacaktı. Yani mesela Asene diyor ya Osman Can'la aynı takımda olmam diyor. Osman Can da Asen'e diyor. Belki sadece performans değil takımda bulunan birinin içerideki konuşmalarıyla ektiği nifak tohumları da o meyvenin sebzenin çürük çıkmasını sağlıyor olabilir mesela. E, aziz de evet. söyledi. söyleyeceğim bir daha Nefise beni almasın aynı takımına Aziz Osman'la da aynı takımda olmak istemiyorum diye. Yani şu an birbiriyle aynı takımda olmak istemeyen insanlar var zaten net bir şekilde ve bu takımların enerjisini evet. etkileyecek mutlaka. Düh ya Aziz demek Nefise seçsin istemiyor. Ya. Nefise ne yapacak şimdi nasıl alacak o kadar sayıyı? <laughs> Takım ya sayı kazansın i̇nşallah, ya da kazanması inşallah. İnşallah ikna edilir Aziz bir şekilde de. <laughs> Çok Ama takımda anlaşmazlık olacak yani hani takımın içi gerginlikler olacak anlamında Hasan, söylüyorum. Hasan gel senle takım alalım hadi hazır mısın? Hazırım. Tamam ben ilk iyi sen kurarım. başla. Ben takım kurma işinde çok iyiyimdir bu arada sizin takımın rahat. Biliyorum futbolla iyi aran. Şu an e, yarışmacıların resimlerini e, evet, görebiliyor yok. musun? Kafamda kafamda. kafamda. Biliyorum tabii ki. O zaman şöyle yapalım ilk sen başla. Evet Hakan'la Hasan i̇lk. takım kuruyor. Hasan'cı tamam. başlayabilirsin. Hasan performans birincisi olmuş. Ben ikimiz performans birincisiyiz diğerleri adada mı tamamen? Evet diğerleri evet. tamamen adada sen de tamam. benden daha iyi olduğun için performans olarak Acunavi'ye Hasan başla dedi sana. Tamam Yusuf. Sonra Evrim'le Begüm'e soracağız kim daha iyi takım kurdu. <laughs> tamam diye. hadi bekliyorum. Uzaklara ben kuracağım. Tamam Yusuf. kim dedi? Yusuf. Tamam. Sen? Nefise. Özgür. Osmancan. Ertuğ. Kürşat. <laughs> Asena. Cansu. Buse. O zaman ben de Aziz'i mi aldım? Evet, evet. Aziz ya da Barış'ı aldım. Aziz sende. de. Ee, Aziz ya da Barış'ı mı seçeceğim şu an? Evet. Evet. Bir tek bunlar tamam. kaldı. Alan, ee, da bana geldi. Gel tamam. Sen. Ee, Senin Buse demene gerek yoktu zaten. Bir tek Buse Şimdi kaldı. Şimdi bir dakika yani... bir takım dengesine bakayım. <laughs> Nefise, Osman, Kürşat, Cansu. Ben buraya Barış'ı aldım. Bir de bana Aziz kaldı. Evet. Tamam. Artık Allah sana kolaylık versin Aziz'le. <laughs> Şimdi takımları Sıkıntı okuyorum. Yok. <laughs> Takımları okuyorum Evrim ve daha iyi, benim takım evet, evet. ee, Hasan'ın takımı Yusuf, Özgür, Ertuğ Asena, Buse, Aziz evet. Benim takımım oy, oy. Nefise, Osmancan, Kürşat Cansu ve Barış Nefise dışı sayı vermeyiz Nefiseden Yani Hasan ya, diyeceğim ben ha. <laughs> Hasan diyeceğim bu takımın Hasan'ın takımı daha iyi ben... Hasan'ın takımı daha iyi <laughs> Evet Burada da değiştirseydin. Ama bu takımda Hasan var. Burada da. Aa, hayır. Alkan takımı da hayır. <laughs> öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Böyle bir oyun yok. Böyle. <laughs> Ama bir performans birincisi de... olmuşsun zaten. Öyle düşünüyorum. Hasan yine birinci. Zaten performans birincisi. O, yani. o hafta da yani. sırf güç oyunları varmış Hasan. Sen performans birincisi oldun. Neden olmasın bir daha? Ee, aslında şöyle oh, diyeyim. Ee, topladığımız zaman yarışmacıların yüzde istatistiklerini tahminen. %54'e ee, e 46 sen daha üstün çıkıyorsun. Evet. Tahminen. Benim avantajım... E... Yine kadınlar hep oyunu alırsın. senin. Benim avantajım ben nefise... Ben, Hakan Bey ben takım kimyasını da düşündüm. Çok iyi anlaşan 3-4 adamın arasına bir de Aziz'i koyduk. Benim <laughs> takım zaten Aziz onları bozamayacak araya uyum sağlayacak çok güzel bir kimya yakalayacağız. Benim takım senin, kimyadan da zinkileri yener. Osman Can'ı verdim size. Senin Şeyi ki, verdim. Senin kimya formülüne ben Asena'yla e Aziz'e atmışım. Sen <laughs> bana kimyadan bahsediyorsun. Ama ama işte. Buse'yi de attım. <laughs> Alingirli oyunlar. Yusuf Özgür. Yusuf Özgür. Ertu onlarla bir dinamizmi yakaladık. Bir ekip olduk. Asena ile Aziz de ya bu takım ne be. Diğer takımlar neydi öyle diye eski takım arkadaşlarına laf çakmalı sevdi benim takımı. Acayip bir hafta bizi bekler. Yani Yusuf'la şey Asena'nın şu anda bile arası düzeldi öyle düşünün. Şu evet. Özgür'le arası iyi. Düşünsene bak. Bizim ilk aldığımız isimler Hasan Yusuf dedi. Ben Nefise dedim. Bu hafta Yusuf'la Nefise takım oluyormuş. Yusuf Hasan'ın aldığı takımı alıyormuş. Nefise de benim aldığım takımı. Olmuş Olabilir. Olur ya. Müthiş Ama olur. Ama tabii burada bir, bir kişi elenecek. Onu da katmamız e, lazım. Tabii. Evet. Değişik bir hafta bizi bekliyor Hasan ya. Ee, ama doğru tercihler yaptığını düşünüyorum. Takım kurma konusunda iyisin sen. Takım kurma bendedir. Takım kurma <laughs> işinde çok iyiyimdir. Peki burada kime hangi sevinci yaptırmazsın? Var mı mesela takımda şu sevinci yaptırmam diye? Hani oyun kazanınca sevinç de oluyor ya mesela. Yusuf Yıldız ha hu yaptırmam derim abi. Düzgünce sevinelim. Düzgünce sevinelim. O, kendi bencimizde sevinelim. Çak yapalım. Bitirelim bu işi derim. <laughs> Çok güzel. Aslında güzel bir sistem he? Yani e, orada mesela başlarında bir tane mentor olsa eee Aslı seneye düşünülebilir. Team 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 ve Team Kaşıkçı. Ne iyi oluruz be. Vay be. Süper. <laughs> Beni yayına davet edecektin. Hala almadın ha. Başakşehir maçından sonra. Galatasaray'ın kazandığı bir hafta diyorduk. Galatasaray iki haftadır kazanamıyor. Heh, ha, doğru söylüyorsun. Olması... Aynen. Çok, bunu söylemen iyi oldu. Çok teşekkür ederiz ya. <laughs> Dur bakalım hayırlısı. Lig uzun Hasan. Belli olmaz ya. Ha? Tabii tabii. Bu Sizin hafta, de şansınız var kazanır. ama. Bu hafta kazanır Hakan Bey. Bu hafta Başakşehir'i yenerse Galatasaray bence <laughs> evet, evet, kupaya evet, şöyle evet, bir elini evet. atar yani. Hayırlısı Tabii, bir, hayırlısı bir kul olsun. bundan tutar. Bir kul bundan tutar. Hayırlısı olsun Seliyoruz diyelim. Hasan'cığım çok teşekkür Hoşçakalın. ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Biz de reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız.